FETÖ'nün çocuğu olan bir Enes Kanter var biliyorsunuz. Dün çıktı bir video paylaştı. Dedi ki 110 milyon dolar verdim ben bu abilere dedi. Pişman değilim ama dedi yani hani baktığımızda dedi bunlar nereye gitti sorusunu da sormadan edemiyorum cevabını ya da işte açıklamasını yaptı. Şunu söyleyebiliriz, dikkat çekici olansa şuydu. Bu Enes Kanter'in abisi diyor ki annem diyor çok zor durumdayız diyor. Akşam diyor pazarın kapanma saatini bekliyor diyor. Ondan sonra gidiyor oradan alışveriş yapıyor diyor. Hani biraz acaba birkaç dolar hediye ya da işte bir para mı göndersek falan. Enes Kanter kendi öz ailesine 1 dolar bile göndermiyor. Ama FETÖ'ye 110 milyon dolar vermiş efendim. Nasıl bir kafayla karşı karşıya kaldığımızı anlamanız açısından bunu anlatıyorum. Öte yandan FETÖ ile başının yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Pensilvanya'daki şer yuvasından çok dikkat çeken görüntüler geldi. Zira gökyüzünden yapılan çekimlerde şer yuvasının yani terör ininin terk edilmiş hali kameraya yansıdı. Hatırlayacaksınız Fethullah Gülen kaçırıldı mı soruları soruluyordu. Bu süreçte örgütün bazı kritik isimlerinin kampı ya da işte çiftlik evini terk ettiği, İçeride kalanların da başının çaresine bakmaya çalıştığı, eldeki değerli eşyayı satarak bir şekilde geçinmeye, hayatlarını sürdürmeye çalıştıkları iddiası var. Kapıdaki güvenlik görevlilerinin dahi şer yuvasını terk ettiği söyleniyor. Peki Amerika Birleşik Devletleri FETÖ'yü gözden mi çıkardı? Son kullanma tarihi mi geldi? Şimdi bu soru soruluyor. Burası FETÖ'nün Pensilvanya'daki ini. Gökyüzünden çekilen görüntüler örgütteki dağılma sürecinin yansıması gibi. Zira güvenlik yok, otopark boş ve çiftlik terk edilmiş gibi görünüyor. Şu an burada değiller. Şu an burada değiller. Hoca Efendi'yi de kaçırdılar ya başka bir yere. Ha, unutmuşum ya, pardon. Unutmuşum. Çiftlikten en son FETÖ elebaşının öz yeğeni Ebu Seleme Gülen amcamı kaçırdılar videosu çekmişti. Onun paylaştığı görüntülerde de çiftlik evindeki terk edilmiş hali dikkati çekiyordu. Ancak terörist başı Fethullah Gülen'in kaçırıldığı iddiasının ardından paylaşılan tek kare fotoğrafın ne zaman çekildiği bilinmiyor. Ancak örgütte özellikle de Cevdet Türkyolu, Barbaros Kocakurt ve Mustafa Özcan gibi üst düzey teröristlerin hem güç savaşı hem endişe içinde oldukları iddiaları var. Ülkemizi terk etmek zorunda kaldık. Terör ininde kalan birkaç kişinin de panik halinde ne yapacağını bilemez durumda olduğu iddiaları var. İçerideki taşınabilir eşyanın el altından satıldığı, kaderiyle baş başa bırakılanların örgüte karşı güveninin sarsıldığı belirtiliyor. DAEŞ'inden FETÖ'süne, PKK'sından DHKPC'sine kadar milletimize hedef alan hiçbir illegal yapıya hayat hakkı tanımayacağız. Tüm bu gelişmeler acaba Amerika Birleşik Devletleri taktik mi değiştiriyor sorusunu akıllara getiriyor. Zira MİT ve emniyetin yaptığı operasyonlarla FETÖ'nün kılcal damarlarına kadar girildi. Kritik kripto isimler deşifre edildi. Firari durumda olan bu isimler deşifre olduğu için de artık CIA için kullanışlı aparat değiller. Zira herkes bilir ki deşifre olan ajanlar artık ya ölüdür, ya tutuklu, ya da emekli. Milletin 28 Mayıs'ta vurduğu tokat örgüte ağır bir darbe oldu ve FETÖ için artık yolun sonu görünüyor.